Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sinüzoidal alternatif dalga şekli konusuna giriyoruz. Geçen hafta bildiğiniz üzere bobin konusunu bitirmiştik. Bu hafta AC devre analizinin AC kısmına giriş yapıyoruz. Bugüne kadar incelediğimiz devrelerde hep doğru akım kaynakları vardı. İşte sabit genlik, sabit frekans, herhangi bir değişime uğramayan, zamana göre sürekli değeri sabit olan kaynaklarla çalıştık. Şimdi artık yeni bir kavram, alternatif akım dediğimiz bir kavrama geçiyoruz. Alternatif akım, öncelikle bu dalga şekli nasıl bir formdadır? Hangi kaynaklara ya da hangi kaynakların dalga şekline alternatif akım diyoruz. Bir dalga şeklinin alternatif olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? Şimdi bu temel konuları bu bölümde işlemeye başlayacağız. Bu ilk videoda bu temel konuları kapsıyor. Şimdi bir sinyalin ya da bir dalga şeklinin alternatif karakterde olabilmesi için zamana göre yönünün ve şiddetinin değişiyor olması gerekiyor. Alternatif akım tanımı tam olarak böyle yapılabilir. Yani tekrar edecek olursak bir dalga şekli zamana göre yönü ve şiddeti değişiyorsa bu dalga şekline alternatif akım dalga şekli diyoruz. İşte, burada 3 örnek verilmiş. Sinüzoidal dalga şekli, kare dalga şekli ve üçgen dalga şekli olmak üzere 3 farklı dalga şekli verilmiş. Burada görüldüğü gibi hem yönü değişiyor. Bakın sinüzoidal dalga şekli bir artı değerler oluyor. Şiddetinde değişiklik var. Sonra bir yerden sonra eksi değerler oluyor. Yine şiddetinde değişiklikler var. Kare dalga şekline baktığımızda da yine pozitif bir değer oluyor. Sabit belli bir noktaya kadar. Sonra yönü değişiyor, şiddeti de değişiyor ve eksi yönde değerler almaya başlıyor. Üçgen dalgada benzer şekilde yönü ve şiddeti değişen bir dalga şekli olarak düşünebiliriz. Evet, şimdi biz tabii her ne kadar dalga şekilleri sinüs, kare dalga, üçgen dalga, testere dişi gibi çeşitli şekillerde ve standart formlarda olabileceği gibi biz bu bölümde sinüzoidal dalga şeklini ve bunun özelliklerini inceleyeceğiz. Ve çalıştığımız devrelerde de böyle sinüzoidal kaynaklar bulunacak. Şimdi sinüzoidal AC gerilim karakteristiğini bir tanıyalım. Nasıl bir karakteristiğe sahipmiş? Bir buna bakalım. AC gerilim genellikle AC jeneratörlerde üretiliyor. Ya da işte alternatör olarak da isimlendirilen elektrik makinelerinde üretiliyor. İşte elektrik makinesinin rotoru, rotorun bağlı olduğu şaft, mekanik bir tahrik makinesi tarafından bir türbin olabilir veya bir rüzgar türbini ise rüzgar türbinin kanatları olabilir. Bir türbin tarafından döndürülüyor ve rotordaki sargılar manyetik alan içerisinde hareket ettiğinde, geçen hafta bobin konusunu anlatırken lens kanunundan bahsetmiştim. İşte bir manyetik alan içerisinde bir bobini hareket ettirirseniz o bobinde bir gerilim indirirsiniz. Ya da tersine bobini sabit tutup manyetik alanı hareket ettirirseniz bobinde gerilim indirirsiniz. Lenz kanunu, Faraday kanununa göre de bobinde indirilen gerilim N çarpı dF bölü dt ile tanımlanıyordu. Bunu bobin dersinden gene hatırlıyorsunuz. E eşittir N çarpı dF bölü dt. Yani bir bobinde indirilen gerilim, bobinin sarım sayısı ve manyetik alanın değişim hızına bağlı olarak
değeri değişir. Yani siz sarım sayısını arttırdıkça bobinde indüklenen gerilimi artırabilirsiniz ya da DF bölü DT yani manyetik alan değişim hızını artırırsanız da yine indüklenen gerilimi artırabilirsiniz. Bu geçen haftadan bildiğimiz bir formüldü. Şimdi AC dalga şeklini üreten ya da AC güç üreten elektrik makinelerine bakalım. İşte bir elektrik santralindeki alternatör, jeneratör bir AC dalga şekliyle gerilim üretir. Bu işte mekanik mili, termik santral ise termik santraldeki buhar türbini tarafından döndürülür. Veya bir barajda çalışıyorsa, işte barajdaki suyun potansiyel enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir su türbini tarafından döndürülür. Yine ikinci sırada bir jeneratör, dizel ya da benzin motoruyla çalışan bir jeneratör. Burada da bu dizel ya da benzinli makinenin çevirdiği bir alternatör var. Bu alternatörün ürettiği AC dalga şeklinden bahsediyoruz. Üçüncü ve dördüncü sıradaki kaynaklar günümüzde işte çevremizde yaygın olarak gördüğümüz yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar türbinleri. Rüzgar türbini işte rüzgar estiğinde dönüyor, belli hızlarda dönüyor. Bu hız işte değişken ama neticede değişken hızlı da olsa burada sinüzoidal bir dalga şekli üretiyor. İçerisinde yine bunun da bir alternatörü var. Alternatör tıpkı jeneratörde ve elektrik santrallerindeki alternatörlerde olduğu gibi bir AC dalga şekli veriyor. PV panelleri, güneş panelleri doğru akım formunda güç üretiyorlar. Doğru akım formunda. Bunları da bir invertörden geçirerek güç elektroniği devreye alıyor bu. Güç elektroniği cihazı diyelim. Doğru akımı alternatif akıma çevirip bize AC formunda bir dalga şeklinde güç üretiyor. Sinyal jeneratörü son sırada function jeneratör diye geçiyor. İşte laboratuvarlarda ihtiyaç duyduğumuz farklı formlardaki sinüs, kare dalga, üçgen dalga, testere dişi gibi farklı formlarda sinyaller üretebilen bir AC gerilim kaynağı olarak düşünebileceğimiz bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi tanımlamalara bir bakalım. Sinüzoidal dalga şeklinde karşımıza işte ya da alternatif akım dediğimizde bir dalga formu öncelikle düşünmemiz gerekiyor. Dalga formu sinüs olabilir, kare dalga olabilir vesaire. Burada sinüs formunu dalga şeklinden bahsediyoruz. İşte sinüs 0'da 0, 0 derecede 0 değerini alan, 90 derecede 1 değerini alan yani maksimum değerini alan ve onu periyodik olarak böyle 270 derecede eksi maksimuma, 2π'de 360 derecede tekrar sıfır değerini alan bir dalga şeklinden bahsediyoruz. Şimdi bu dalga şeklinin üzerinde bazı parametrelere bakalım. Mesela anlık değerler T1 anında gerilim E1 değerini, T2 anında E2 değerini alıyormuş. Bunlara anlık değer diyoruz. Pik değer ya da pik genlik 90 derecede artı maksimum, 270 derecede eksi maksimum ve periyodik olarak bunlar kendini de devam ettiriyor. Pik değer, pik genlik, pik değer. Genlik deyince tabii burada bir sinyalin genliği deyince artı yönde aldığı maksimum değer o sinyalin genliğini oluşturuyor. Eksi yönde aldığı değer de eksi yöndeki genliğini oluşturuyor. Pik değer
artı ya da eksi maksimum değerlere diyoruz. Peak to peak diye tanımlayabileceğimiz tepeden tepeye değerler. Burada EPP diye gösterilmiş. E tepeden tepeye değer. Eksi maksimumdan artı maksimuma kadar sinyalin değişim aralığını belirleyen, genliğini belirleyen değerdir. Bu değer işte yine alternatif akım dalga şeklini tanımlayan önemli parametrelerden bir tanesi. Tepeden tepeye değer. Başka neler var dersek? Periyodik waveform, yani bir sinyal sıfırdan 2 pi'ye kadar sinüs dalga şekli için bir periyodu ifade ediyor. Bundan sonra sinyal kendini sürekli aynı formda tekrarlıyor. İşte bu tip sinyallere periyodik dalga şekilleri diyoruz. Periyodik deyince bir periyot tanımı akla geliyor. Periyot T, büyük T harfiyle gösteriyoruz. Periyodik dalga şeklinin zamanını ifade ediyor. Yani sinyal kendini tekrar ediyor. Sıfırdan tekrar aynı noktadan geçtiği ana kadar geçen süre. İşte burada sıfırdan başlamış artış gösteriyor. Sonra tekrar sıfırdan geçmiş eksi yönde artış gösteriyor. Sonra tekrar artış gösterip sıfırdan tekrar geçiyor. Yani sıfırla 2 pi arası bu sinyalin kendini tekrar ettiği aralık olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu sinyalin periyodu 2 pi'dir. Sinüs dalga şekli için sinyalin kendini tekrar etme periyodu 2 pi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun 2 pi radyan cinsinden bir açısal değer. Bunun zaman karşılığına periyot diyoruz. Yani sinyalin kendini tekrar etmeye başladığı iki nokta arasında geçen zaman periyot olarak biliniyor. Cycle işte kendini tekrar ettiği aralık. Bu aralığa cycle diyoruz. Periyotla cycle'ın farkı birinde zamandan bahsediyoruz. Diğerinde belli bir zaman aralığındaki kendini tekrar eden dalga şekline cycle diyoruz. Mesela T1, T2, T3 diye gösterilmiş burada. İşte bu bir cycle nereden başlatmış? İşte pozitif bir diyelim ki E1 değeri tekrar aynı değeri aldığı noktayı yakalamış. Burası bir cycle. Artı maksimumdan tekrar artı maksimuma geldiği aralık bir cycle. Sıfırdan başlatmış artış gösterirken tekrar sıfırdan sıfırı aldığı noktaya kadar tabi buradan sonra tekrar artış gösteriyor. Burayı da bir cycle olarak değerlendiriyoruz. Diğer önemli bir kavram frekans kavramı. Küçük f harfiyle gösteriyoruz. Frekans bir saniyedeki görülen cycle sayısına frekans deniyor. Mesela bir saniyede bir cycle görüyorsanız, bir saniyede bir cycle görüyorsanız, bunun frekansı 1 Hz'tir. 1 Hz'tir. İşte bir saniyede 1, 2, 2,5 cycle görülmüş bir saniyede. Yani bunun t'si ne oluyor? Bir saniyenin işte 2,5'ta biri, 0,4 saniye. 0,4 saniye. Ya da şu sinyal için bakarsak, bir saniyede 2 cycle görülmüş, periyodu 0,5 saniye. Bu sinyalin frekansı 2 Hz. Bununki 2,5 Hz olarak düşünebiliriz. Şimdi Hz kavramı CPS denilmiş. CPS buradaki C cycle
Cycle. P, Per. S de Second. Cycle per second. Cycle per second. Saniye başına cycle sayısı. 1 Hz, 1 cycle per second olarak, yani saniye başına cycle olarak tanımlanıyor. Hertz birimi frekansı göstermekte kullandığımız bir birim. Ve Alman bilim adamı Heinrich Rudolf Hertz, onun ismine ithafen frekans için hertz birimi kullanılıyor. Merak edenler, burada Heinrich Rudolf Hertz'in hayatıyla ilgili kısa açıklamalar var. Bunları okuyabilirler. Şimdi frekans saniyedeki cycle sayısına diyoruz. Demek ki her alternatif akım sinyalinin bir frekansı var. Ve alternatif akım elektrik üretiminde alternatif akım kullanılıyor. İletiminde, dağıtımında ve evlerde işte kullandığımız pek çok cihaz alternatif akımla çalışıyor. Bunları ileride elektrik dersinde falan göreceksiniz. Alternatif akımın işte iletimde, dağıtımda belli avantajları olduğu için alternatif akım tercih ediliyor. Ve ülkelerin kullandığı belli standart frekans değerleri var. Mesela ülkemizde ve pek çok Avrupa ülkesinde frekans, alternatif akım şebeke frekansı 50 Hz olarak kullanılıyor. Kuzey Amerika'da frekans 60 Hz olarak kullanılıyor. 60 Hz. Böyle ülkeler arasında da frekans farklılıkları bulunuyor. Şimdi şöyle örnekler verilmiş burada. Mesela tepe değeri 8 volt, eksi 8 volt ile 8 volt arasında değişen bir sinyal. Periyodu işte 0,4 saniye. Böyle bir bakışta bu sinüs formundaki sinyalin özelliklerini böyle tanımlayabiliriz. Neleri sormuş? Tepe değeri 8 volt. İşte 0,3 ve 0,6 saniyede aldığı değerler. Şimdi yarı periyodu 0,2 ise 0,3'te eksi 8 volt alır. 0,6. saniyede de 0 değerini alır. Sonra ne var? Peak to peak value of waveform. Tepeden tepeye değeri eksi 8 ile artı 8 arasında değiştiği için tepeden tepeye 16 voltluk bir genliğe sahip. Sonra dalga şeklinin periyodu sıfırdan başladığı, tekrar aynı noktadan geçtiği an 0,4. saniye. 0,4 saniyelik bir periyoda sahip. Sonra ne diyor? How many cycle are shown? Kaç cycle gözüküyor burada? 1, 2, 3. Dördüncü tamamlamamış kendini. 3,5 cycle'lık bir dalga şekli çizilmiş. Ve bu dalga şeklinin frekansı nedir? Şimdi 1 saniyeye kadar geçen periyotları sayacağız. Şurası 1 saniye. 1, 2, üçüncü yarıda kalmış 2,5. Saniye başına 2,5 cycle var. Demek ki bu sinyalin frekansı 2,5 Hz'tir diyoruz. Evet, şunlardan da bir bahsedelim. Sonra bu videoyu burada sonlandıralım. Evet, frekans spektrumunda baktığımızda işte dedik ki ülkelerin kullandığı dalga şekillerinin frekansları var. Ülkemizde 50 Hz, Amerika'da 60 Hz bulunuyor. Şimdi bazı bilindik işte frekanslarla ilgili tanımlamalar burada verilmiş. İşte 3 kHz ile 300 GHz arası radyo frekans spektrumu
olarak biliniyor. Burada tanıdık gelen frekanslar bulunabilir. Şimdi burada işte 3 kHz'den 300 GHz'e kadar aralık verilmiş. Burada size tanıdık gelen işte VHF, UHF belki tanıdık gelebilir. Gerçi günümüzde bunları da pek tanıyan çıkacağını zannetmiyorum. Eskiden karasal yayın yapan televizyon, gerçi günümüzde de var yine karasal yayın da çok kullanan kalmadı. İşte VHF, UHF karasal yayında kullanılan frekans spektrumlarına verilen isimler. Yine radyo frekansının bizim bildiğimiz radyo alıcılarında kullanılan frekans spektrumları, işte FM en çok kullandığımız radyo frekansı 88-108 MHz arasında FM yayınları bulunuyor. AM 0,53 MHz ile 1,71 MHz arasında bir frekans spektrumuna karşılık geliyor. Televizyon kanalları 54 MHz ile 88 MHz. Sonra işte mikrodalga fırınlar 2,45 GHz'de çalışıyormuş. Wi-Fi yine çok tanıdık gelen bir kullandığımız bir frekans spektrumu 2,4 GHz, 2,56 GHz arası bir frekansa karşılık geliyor. Cep telefonları 3G işte 87,9 MHz ile 107,9 MHz arasına karşılık geliyor. Böyle frekans spektrumları tanımlanmış. Bunları dilerseniz sonraki videoda anlatayım. Bu kısma kadar temel sinüzoidal dalga şeklini ve tanımlamalarını tamamlamış olmalıyız.